Şehri Gündem programı olarak İzmir'de Karaaslan Kal Medyen'deyiz ve yanımızda firma kurucusu Ümit Karaaslan Bey var. Ümit Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Ümit Karaaslan. 1979 Almanya doğumluyum. Almanya'da liseyi bitirdikten sonra 2004 yılında memleketime dönmeye karar verdim ve İzmir'e yerleştim. 2004 yılından beri de İzmir'de yaşıyorum. Ara ara Almanya'ya gidip geliyorum. Bizlere firmanızın kuruluş aşamasından bahseder misiniz? Açtığımda farklı projelerle çalıştım. 2004 yılında Türkiye'ye döndükten sonra aynı yıl içerisinde çağrı merkezi sektöründe pazarlamacı olarak telefonda işe başladım. Daha sonra bazı çağrı merkezlerine yönetici olarak pozisyon aldım. Yeterince tecrübe kazandıktan sonra 2011 yılında abimin desteğiyle kendi şirketimi kurmaya karar verdim. Kurulduğunuz günden bugüne kat etmiş olduğunuz yoldan bahseder misiniz? 2011 yılında küçük bir ekiple başlamıştım, 4-5 kişilik bir ekiple. Daha sonra Frankfurt merkezli bir firmanın distribütörlüğünü üstlendim. Zaman zaman sıkıntılar olduktan sonra 3 yıl önce ayrılıp Almanya'da kendi firmamı kurmaya karar verdim. Önde gelen online şirket rehberinin kurucusuyum Almanya, Avusturya'da. Yaklaşık 3 yıl önce kendi firmamı Almanya'da kurdum. Aynı sektörde yurt dışındaki şirketlerin rehberliğini yapıyoruz. Tabii ilk aşamada bütün çağrı merkezleri gibi sıkıntılar yaşadık. Doğru projeyi bulmakta zorlandık. Çağrı merkezi açmak kolaydır. Yalnız doğru projeyi bulup da pazarlamak zor. Farklı projeleri denedik. Bu arada yeterince tecrübe kazandıktan sonra şubeleşmeye gittik. Şu an Uşak'ta bir şubemiz faaliyette. Alanya'da bir şubemiz faaliyette. Ümit Bey, vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Şirketimiz 3 departmandan oluşuyor. Pazarlama ekibi, kalite kontrol ve bilgi işlem. Pazarlama ekibi buradan yurt dışındaki şirketleri arıyor. Bizim online rehberimizde reklamını üstlenmemizi tavsiye ediyor. Online şirket rehberleri vardır. Biz o ülkelerde önde gelen rehberlerin kurucusuyuz. Şirketin onayıyla bir sözleşme imzalanıyor. Bu sözleşme imzalandıktan sonra kalite kontrol ekibi teklifin doğru yapıldığını kontrol ettikten sonra bilgi işleme devam veriyor. Bilgi işlem ekibi de reklamını hazırlayıp sayfamızda yayınlıyor. Reklamı veren şirket müşteri bulmuş oluyor. Biz de ona öyle bir imkan sunmuş oluyoruz. Hem vatandaşa hem şirkete. Almanya, Avusturya, İsviçre ve İtalya'nın Almanca konuşulan kısmındaki şirketlerin online reklamını üstleniyoruz. Online şirket rehberleri var. Buradan bizim arkadaşlarımız şirketleri arıyorlar, teklifte bulunuyorlar ve eğer anlaşırsak şirketlerle bir proje hazırlıyoruz. Reklamlarını yayınlıyoruz ve bu şirketler rehberimiz sayesinde müşteri buluyorlar. Örneğin Münih'ten Berlin'e taşındın, evi boyatacaksın. En basiti bir boyacı lazım, rehberden Berlin'deki boyacıları buluyorsun, oradan müşteri kazanıyor. Rehberimizde müşteri istediği gibi video, resim, her türlü reklamı kendi reklamı üzerine oynayabiliyor. Ümit Bey, Türkiye genelinde hangi lokasyonlarda hizmet veriyorsunuz? Şu an 3 tane şubemiz var. Hedefimiz tabii büyümek.
Kaç kişilik çalışma ekibiniz var ve ekibinizi oluştururken ne gibi hususlara dikkat ediyorsunuz? Yaklaşık 30 kişilik bir ekibimiz var. Bizim için olmazsa olmazı ana dili gibi Almanca bilmeleri lazım. Sadece Almanca konuşulan bölgelere hizmet veriyoruz. Daha sonra telefonda konuşmakta zorlanmamaları lazım. Yabancılarla yeri geliyor, büyük firmalarla, CEO'larıyla görüşme yapmak zorunda kalıyorlar. Bizim burada beraber çalıştığımız arkadaşlar hep pozitif insanlar. Gelen insanlara tabii ki önce bir kısa eğitim veriyoruz. Ondan sonra bizim ailemize geliyorlar ve bizi temsil ediyorlar. Çekirdekten yetişmeyiz. Sonuçta bir elemanın nasıl, bir çalışanın nasıl zorlandığını, 8 saat telefonda konuştuğunu, bu işin ne kadar zor olduğunu biliyoruz, farkındayız. Dışarıdan kolay gözükebilir ama tüm gün aynı kelimeleri konuşup akşam eve gittiğinde kafasının boş olduğunu istiyorum. Biz kocaman bir aileyiz, bunun için de birlikte çalışıyoruz. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Hedefimiz, bizim şu an 3 şubemiz bulunmakta. Hedefimiz Türkiye genelinde şubeleşmeye gitmek. Çoğu ilde ufak çaplı çağrı merkezleri var. Küçük ekiplerle çalışanlar. Ufak ekiplerle, 5-6 kişilik ekiplerle farklı illerde maddi manevi desteği sunarak, projeyi tanıtarak şubeleşmeyi düşünüyoruz. Hazırda olan bir çağrı merkezi veya hazırda olan bir ekip olursa başvurudan başvuruya değişebiliyor. Genelde küçük çağrı merkezleri başvuruyor, ufak ekiple beraber. Biz de buradaki arkadaşlarımızla, bilgi işlemden arkadaş, kalite kontrolden bir arkadaş ve pazarlamadan bir arkadaşla beraber o ile gidiyoruz, eğitimimizi veriyoruz, destekte bulunuyoruz. İlk aşamada ve daha sonrasında gerekirse maddi manevi de destekte bulunuyoruz. İş yürüdükten sonra zaten artık su yerini, akarını buluyor. Başarılı bir iş adamı olarak genç girişimci arkadaşlara neler söylemek istersiniz? Ben sadece bunu düşünüyorum. Herkesin hayatında herkese bir fırsat doğuyordur. Önemli olan o fırsatı değerlendirmek. Biraz cesaret ister ama doğru projeyle, doğru partnerle çok kolay bir şekilde bir yere varabiliriz. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Hiçbir şekilde korkmalarına gerek yok. Burada illaki bir ekmek kapısı açılır. Bence denesinler, gelsinler, buyursunlar, bir çayımızı, kahvemizi içsinler. En kötü ihtimal bizim yanımızda. Her zaman ekibimizi büyütmeye hazırız. Eğer siz de doğru projeyi bulamadıysanız, güvenilir, şeffaf ve uzun vadeli bir partner arıyorsanız, Kara Aslan Call Media'nın ailesine bekliyoruz. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich bin sehr herzlich empfangen worden. Und ich wünsche Ihnen noch weiterhin bei Ihren Dreharbeiten viel Erfolg. Ja, Türkçe'de söyleyeyim. Sizlere, bu cana yakınlığınıza çok teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız için de teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.